Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Sizlerle beraber Note 12 Pro 5G'nin uzun kullanım testini yapacağız ve halen almak mantıklı mı? Bunun hakkında konuşacağız. İlk olarak fiyatlarla başlarsak, şu anda Note 12 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelen versiyonunu 11.000 TL'ye rahatlıkla alabiliyoruz. Bu fiyatlarıyla en büyük rakipleri A34 ve S20 FE iken her iki cihazı da kullandığımı belirteyim. Yani burada Note 12 Pro ile de kıyaslama şansım olacak. Ve bu tarz deneyim odaklı incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tasarımla başladığımızda karşımıza oldukça şık ve baktığımız zaman premium gözüken bir telefon çıkıyor. Gerçekten tasarımsal açıdan A34'ten de çok daha iyi bir telefonla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Burada hem malzeme yapısı olarak hem de tasarımsal açıdan Note serisindeki en premium cihaz diyebilirim. Elde tutuş hissiyatı da dışarıdan vermiş olduğu izlenimde baya iyi bir seviyede. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Fakat kasa yapısı, malzeme kalitesi yani dayanıklılık konusunda orta segmentteki en iyi cihaz diyebilirim. Ekran tarafında 6.67 inç AMOLED 120 Hz ve Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Bunun yanında HDR10 gibi destekleri de bu ekranda görebiliyoruz. DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsıyor. Ekrandaki tek eksi parlaklığın biraz düşük olması. 900 nit maksimum parlaklıkta yoğun güneşli ortamlarda ekran biraz görme zorluğu yaşatabiliyor. Bunun haricinde kapalı ortamlarda evdeyken genel deneyim olarak bu ekranın fazlasıyla başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Ekran konusunda da tasarım olarak da benim beğenimi kazandı. Ekrandan donanıma geçersek burada orta segment için kullanılabilecek en üst seviye işlemcilerden olan MediaTek Dimensity 1080'i görebiliyoruz. 8 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor ve 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. Oyun performansında akıcı grafiklerde PUBG'de 60 FPS verebilirken HDR'da da 40-45 FPS bandında oynayabiliyoruz. Baktığımız zaman Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi oyunlarda da 60 FPS'i bize çok rahat bir şekilde verebiliyor. Isınma konusunda Note 12 Pro termal açıdan iyi olmasıyla ısıyı çok iyi bir şekilde dengeleyebiliyor. Yani uzun süreler telefonu zorladığımızda, oyun oynadığımızda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Yarım saat, bir saatin üzerinde oyun oynadığımızda ısınmaya bağlı bir performans kaybıyla da kesinlikle karşılaşmıyoruz. Baktığımız zaman hem oyunlarda hem de günlük kullanımda oldukça stabil çalışan bir telefonla karşı karşıyayız. En önemli konuya yani kameralara geçelim. Ana kamera 50 megapiksel değerindeyken şu ana kadar Xiaomi'nin Note serisindeki hiçbir telefonda görmediğimiz OIS desteği nihayet geldi. Sony IMX 766 sensörü ana kamerada kullanılmışken 6 elementli lense de sahip. Yardımcı kameralarda çok bir değişiklik yok. 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kameramız var. Genel fotoğraf çekim kalitesine baktığımda açıkçası ana kamerayla yardımcı kameralar arasında bir uçurum var diyebilirim. Ana kamera her açıdan çok iyi sonuçlar ortaya koyarken yardımcı kameraların biraz zayıf kaldığını da belirtmem gerekiyor. Video konusunda da 4K 30 FPS'te güzel çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleyebilme açısından da OIS gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Videolarda stabilizasyon OIS ile beraber bir kademe daha yukarı çıkmış durumda. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Genel kamera deneyiminde yardımcı kameralarda biraz eksikler olsa da ana kamera ve ön kamera performansını ben beğendiğimi söyleyebilirim. Kendi fiyat bandında ana kamerasıyla en iddialı cihazlardanken yardımcı kameralar biraz eksik kalmış. 5000 mAh batarya ve 67 watt hızlı şarj desteğini de burada görebiliyoruz. 0'dan 100'e yaklaşık 48 dakikada tam olarak şarj edebiliyoruz. Ortalamada yarım saatlik bir şarj sonrasında bir günü çıkartacak bir performansı veriyor. Genel olarak da 8 saat civarında ekran süreleri alabildiğimizi belirteyim. MIUI 14 batarya konusunda gerçekten verimli bir arayüz.
Dimensity 1080 gibi az güç tüketen bir işlemcinin burada olması da hem donanım hem yazılım optimize bir şekilde çalışınca haliyle batarya performansı da çok iyi bir seviyede. Android 12 ve MIUI 14 de geliyor. 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Güncelleme konusunda yurt dışı bir cihaz olmadığı için avantajı olduğunu da belirteyim. Hoparlör konusunda da tabii ki stereo hoparlörler var. Dolby Atmos, Hi-Res Audio sertifikasına da sahip. Ses deneyimi açısından diğer rakiplerini de düşündüğümde Note 12 Pro bir adım öne geçiyor diyebilirim. Suya ve toza karşı da IP53 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar genel olarak kamera testine, ekrana, performansa yakından baktık. Şimdi deneyim kısmına geçelim. Rakipleriyle kıyasladığımda en belirgin farklardan biri ses tarafında ortaya çıkıyor. Ses yüksekliği ve genel ses kalitesi anlamında S20FE ve Galaxy A34'ten bir kademe daha iyi bir cihazdan bahsediyorum. Şu anda 17-18 bin bantlarında olan Poco F5'e de yakın bir ses deneyimine sahip. Telefona bir bildirim geldiğinde bile ses en yüksek seviyede ise bir irkilebiliyoruz. Benim çok kullandığım bir özellik değil ancak 3.5 mm kulaklık jack'ının burada olması da eğer kablolu kulaklık kullanıyorsanız önemli bir artı. Ekran kalitesi olarak da Xiaomi kullanabileceği en kaliteli panellerden birini Note 12 Pro'ya koymuş. Fakat burada adaptif yani değişken bir yenileme hızı beklemeyin. Ancak 120 Hz'i de net şekilde hissettiriyor. Bu ekranı kullanmak çok çok keyifli. Fakat parlaklık biraz daha yüksek olabilirdi. Bunun haricinde bu ekran beni gayet memnun etti. Ve Note 12 Pro'nun alameti farikası kesinlikle Yonga seti. Yonga seti kısmında Dimensity 1080 bizlerle beraber. Note 12 Pro'nun incelemesinde de pek çok yorum gelmişti. Medyadaki duyduktan sonra izlemeyi bıraktım. Snapdragon'dan şaşmayın gibi kalıp cümleleri artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Çünkü özellikle Dimensity serisi pek çok orta segment Snapdragon işlemciden daha iyi diyebilirim. Burada hem daha hızlı sınan hem de performans tarafında daha güçlü bir işlemciden bahsediyorum. Dimensity 1080 sunmuş olduğu deneyimiyle bu fiyat bandında Snapdragon 732G veya 865 yerine daha mantıklı bir işlemci diyebilirim. Hem 6 nanometrelik güncel bir mimariyle gelmesi hem de bu sıcak yaz günlerinde bile ortalama yarı parlaklıkta 1 saat oyunda oynasanız veya genel kullanımda sosyal medyada ortalama 2-3 saat takılsanız bile neredeyse hiç ısınmıyor ve pil tüketimi verimlilik açısından da çok başarılı bir işlemciden bahsediyorum. Buna bağlı olarak da batarya performansıyla bizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmıyor. Gün içinde Note 12 Pro'nun bataryasını bitirmek neredeyse imkansız. Açıkçası batarya performansıyla da Xiaomi'nin Note serisindeki şu ana kadar çıkmış en başarılı cihaz diyebilirim. Belki de aldıktan sonra en memnun kaldığınız yanlardan biri batarya olacak. 67 Watt hızlı şarj desteğinden bahsetmiyorum bile. Kutu içeriğinden bu adaptörle gelmesi de beni oldukça sevindirdi. Dostlar şimdi de son olarak da Note 12 Pro'nun deneyimini bir özetleyecek olursam ekranı, performansı ve bataryasıyla kendi fiyat bandında en dengeli cihaz diyebilirim ve tasarımsal açıdan da benim en beğendiğim cihazlar arasında. Genel olarak baktığım zaman bu fiyatını bence kesinlikle hak ediyor. Eksi diyebileceğim yanları da suya ve toza karşı IP53 gibi alt seviye bir dayanıklıkla gelmesi. Eğer Note 12 Pro kullanıyorsanız sıvı temasına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ve bunun dışında fiyatını net şekilde hak eden bir telefondan bahsediyorum. Aldığınız zaman kafanızı ağrıtmayacak ve 3 yıllık güncelleme desteğiyle de sorunsuz bir şekilde en az 3-4 sene kullanabileceğiniz bir telefon. Genel kullanım deneyimi ile bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle de sizde Note 12 Pro 5G kullanıyorsanız deneyimlerinizi mutlaka bekliyorum. Benden farklı düşündüğünüz bir nokta varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bu tarz deneyim odaklı incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.